Merhaba spiritüel dünyanın spiritüel insanları. Ben Ufuk, kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere spiritüel gücünüzü nasıl arttırabilirsiniz, ruhsal güçlerinizi, doğaüstü diye tabir ettiğimiz metafizik güçlerinizi nasıl arttırabilirsiniz, kendinizle bu konuda nasıl iletişim kurabilir ve kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz, sizlere bundan bahsedeceğim. Eğer hazırsanız başlayalım. Hepimiz içimize yatan bir gücün olduğuna inanırız ve bu gücü nasıl ortaya çıkaracağımıza dair varsayımlarda bulunuruz. Halbuki içimizdeki o gücü ortaya çıkartmak gerçekten çok kolay. Çünkü o güç zaten bizim içimizde olan bir güç. Tek yapmamız gereken onu nasıl ortaya çıkaracağımıza dair içimizdeki o sese seslenebilmek. Tabii ki bunun belli metotları var ve belli prosedürleri var diyelim. Ve ben size bu belli metotları ve kolay yöntemleri aktaracağım tamamen. Sizlerle o içinizdeki güce seslenmeyi ve spiritüel gücünüzü ortaya çıkarmayı hedefleyeceğim. Ve bu süreçte hala beni izliyorsanız, kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoyu izledikten sonra ise yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Böyle küçük bir info verdikten sonrasında peki spiritüel güçlerimizi nasıl ortaya çıkarabiliriz? Spiritüel güçlerimizi nasıl aktifleştirebiliriz? Bunun için çok mucizevi yöntemlere gerek yok arkadaşlar. Özel bir tılsım hazırlamaya gerek yok. Zaten içinizdeki o gücü ortaya çıkarttıktan sonra o tılsım hazırlama işlemine, büyü yapma işlemine, işte manifest, ritüel yapma işlemine de otomatik olarak dalmış olacaksınız. İçinizdeki o güç size öyle bir seslenecek ki diyecek ki bunu yap, şu şekilde hareket et, şu tılsımı çiz, şu ritüeli yap diyecek sizlere. O yüzden bu konuda içiniz rahat etsin. İlk yapmanız gereken şey sezgilerinize kulak vermek. Evet, bu kadar basit aslında. Fakat bu başlangıç adımı. Sezgilerinize nasıl kulak verebilirsiniz? Örnek veriyorum, bir gün yolda gidiyorsunuz ya da bir gün evden dışarı çıkmak istiyorsunuz. Ama içinizdeki bir ses diyor ki, bugün dışarı çıkma ya, kendini kötü hissediyorsun. Bugün evde kal diyor. Belki de o gün başınıza bir şey gelecek. Belki de evden çıkmamanız gerekiyor ve evde durmanız gerekiyor. Evde bir şey yaşanacak vesaire. Bu en basit örneği. Dolayısıyla ilk adımınız, İçinizdeki o sesin size neler söylediğini dinlemek. Eğer örnek veriyorum, bu çok basit bir örnek ve bence birçok kişi bunu yaşıyor. Eski sevgiline geri dönme diyorsa o içinizdeki ses, eski sevgilinize geri dönmeyin mesela arkadaşlar. Buradan başlayabilirsiniz. Ve bununla beraber kendinizi sevmek çok önemli. Eğer kendinizi sevemezseniz kendi içinizdeki kişi de sizinle iletişim kurmakta zorlanır. O yüzden başkalarını sevmek, başkalarına tapınmak, başkalarına çok fazla değer vermek yerine o değeri, o aşkı, o sevgiyi öncelikle kendinize verin. Spiritüel insanlar neden yalnızdır biliyor musunuz? Çünkü spiritüel insanlar en çok kendilerine değer verirler. En çok kendilerini anlarlar ve aslında bir noktada egoist bir şekilde en çok kendilerine aşıktırlar. Ama bu narsist bir biçimde değil. Çünkü bilirler ki yani onları anlayabilecek tek kişi kendileri. İç sesi, ruhu, evren, kozmos, yaratıcı ne diye adlandırırsanız. Çünkü spiritüel insanlar bu tarz enerjilerle içli dışlı oldukları için evrenden, kozmostan, yaratıcıdan veya kendi iç sesinden, kendi ruhundan alabileceği sevgiyi kimseden alamayacağının farkında olduğu için yalnızlardır benim gibi. Bunların haricinde tabii ki de meditasyon yapmak çok çok önemli. Meditasyon yapmayı herkes basit bir şey zannediyor ya da gereksiz ve can sıkıcı bir şey zannediyor. Fakat meditasyon sizler için can sıkıcıysa bunu bir can sıkıcı metottan çıkarıp bir ritüel haline getirip sadece bir dinlenme ritüeline dönüştürebilirsiniz. Yani meditasyon yapmak demek illa bacakları böyle çapraz şekilde bağlayıp om yapıp daha sonrasında böyle kendini kasarak ya da kendini istemeyerek böyle odaklama şekli değildir. Meditasyon, içe seslenme, ruha seslenme, iç sesinize seslenme ritüelidir. Herhangi bir koltuğa oturun, akşam işiniz bitti mi? Bütün yorgunluğunuz üzerinizde bile olsa bir duş alın. Duş aldıktan sonra 5 dakika, sadece 5 dakika arkadaşlar. Ben bunu her akşam yapıyorum ve belki de her akşam yaptığım için böyle güzel bir sezgiye sahibim, bilmiyorum. Bu tartışılır, bu başka bir konu. Ama sezgilerinize güvenmek, sezgilerinizi ortaya çıkarmak, spiritüel güçlerinizi ortaya çıkarmak için enerjinizi arttırmak zorundasınız. Auranızı güçlendirmek zorundasınız. Auranızı güçlendirmek ise
meditasyon, reiki gibi enerji ve şifa çalışmalarından geçer. İşten çıktınız ya da bütün gün yorgun, işte geçtiniz, dışlandınız, bir koltuğa oturun. Yere oturmak zorunda değilsiniz, farklı bir şey yapmak zorunda değilsiniz, müzik dinlemek zorunda değilsiniz, meditasyon müziği aramak zorunda değilsiniz. Oturun koltuğa, sadece 5 dakika gözlerinizi kapatın, hiçbir şey yapmayın. Sessizce durun, düşüncelerinizden arınmaya çalışın. Sadece kendinizi karanlığa odaklayın. Gözünüzü kapayın ve sadece karanlığı düşünün. Ve kendi ruhunuzda, kendi içinizde, kendi bedeninizde, düşüncelerinizde, karmaşık olmayan düşüncelerinizde, sadece odağınızda böyle kendi sesinizi dinleyin. İnanın ki bir süre sonra karşınıza çok büyük tesadüfler ortaya çıkmaya başlayacak. Belki koruyucu meleklerle konuşmaya başlayacaksınız. Belki yaratıcı size rüyanızda bir mesaj gönderecek. Belki de farklı bir şekilde tesadüfler yaşayacaksınız. Bu tarz ritüeller, bu tarz çalışmalar insanlara çok basit, çok sıradan veya çok daha farklı şekillerde gelebiliyor hiçbir şey bilmeyen kişiler için. Ama bunu dediğim gibi ritüelleştirip devamlı hale getirdiğiniz takdirde vücudunuz ve ruhunuz size diyor ki, aa, bu kişi bana bir şeyler söylemeye çalışıyor, bu kişi benimle bir iletişim kurmaya çalışıyor ve sanırım ona cevap vermeliyim şeklinde. Artık bir ruhunuzla böyle bir içli dışlı muhabbet ve içli dışlı sezgisel güçleri ortaya çıkarma ritüeline dönüştürüyorsunuz bunları. Kitaplar çok önemli. Hiçbir şey yapmayı bilmiyorsunuz ya da kitaplardan bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz. Bu konuda sizlere tavsiye edebileceğim birkaç kitap var. Özellikle sizlere başucu kitabı diye tanıtacağım iki tane kitaptan bahsedeceğim. Şu anki süreçte bu çok eski bir baskı. Şu anki kapağı çok daha farklı ama Ergun Candan'ın Ruhsal Güçleri Geliştirme Teknikleri. Hemen hemen bütün spiritüel güçleri geliştirme videomda bu kitabı göstermişimdir. Çünkü dediğim gibi bir başucu kitabı. İçerisinde ne var? Ben size kısaca söyleyeyim. Kendini bilmek, gevşeme, konsantrasyon, kendi kendine telkin, astral seyahat, duru görü, telepati, telekinezi, manyetizm, meditasyon ve seslerin gücü gibi konu başlıkları olan 200 sayfalık bir kitap. Parapsikoloji ve spiritüel gelişme dair bir başucu kitabı. Bunun haricinde odaklanmakta güçlük çekiyorsanız ve kendinize odaklayamıyorsanız ve olumlama yapmak, işte manifest yapmak gibi konularda biraz daha üstün bir seviyeye ilerlemek istiyorsanız Yaratıcı İmgeleme kitabı. Kesinlikle alın. Gerçekten bu manifest dediğimiz konularda, yani işte olumlama dediğimiz konularda, o evrenin enerjisini hayatımıza çekme konusunda bu kitap bana çok yardımcı oldu. Yaratıcı İmgeleme, Shakti Gawain, yaşamınızı yeniden yaratın. Shakti Gawain, İngilizcem. Akasha Yayınları'nın bir kitabı. Akasha Yayınları'nın bütün kitapları güzeldir zaten ama bu kitap şu anki konumuzla alakalı en güzel kitap. Bunların haricinde baktığımızda ruhsal büyüme, yüksek benliğiniz olabilirsiniz diyor. Yüksek benlik konusu birazcık karışık bir konu ama bu kitabı okuduktan sonra diyeceksiniz ki, yani ben kendimi tanımıyormuşum, ben ruhumu tanımıyormuşum, ben bu zamana kadar boş yaşıyormuşum diyeceksiniz. Ruhunuzla iletişime geçmek için, ruhsal egonuzla, ruhsal benliğinizle iletişime geçmek için bu kitap 10'da 10. Ruhsal büyüme kitabı. Gene Akasha Yayınları'nın kitabı. Ve tabii ki de Cadılığın El kitabı. Arkadaşlar, almazsanız olmaz. Kendi yazdığım kitap. Şöyle daha da yakından göstereyim kendim yazdığım için. Cadılığın El kitabı sizlere tabii ki spiritüel gelişim konusunda, spiritüel güçlerinizi artırmanız konusunda, evrenin az çok nasıl işleyişini, pagan kültürünün, cadı kültürünün nasıl işleyişini, ritüel ve büyülerin nasıl işlediğini az çok anlatan bir kitap. Bu da bir başucu kitabı. Benim yazdığım bir kitap. Lütfen alın. Bunun haricinde Tanrı insanda uyur, insanda uyanır. Kimin? Emel Keskin Kılıç'ın kitabı. Zamanında 22 liraya almış olduğum bir kitap. Şu an kim bilir ne kadar bilmiyorum ama Sınır Ötesi Yayınları'nın bir kitabı bu da. Aslında evren ve ruhumuz arasında, yaratıcı ve ruhumuz arasında nasıl bir bağ olduğunun mesajını veriyor, anlatımını yapıyor. Güzel, detaylı bir kitap. İçerisinde böyle farklı görseller falan var anlatan. Kesinlikle almanızı öneriyorum arkadaşlar. Ve Elif Asilvai. Bu iki kitap birazcık daha karanlığa çekilenler için, birazcık daha karanlıkla iletişim kurmak isteyenler için başucu kitabı. Sizler için kesinlikle etkili olacaktır.
birazcık daha okültizm, ezoterizm ve spiritüel güçler konusunda birazcık daha karanlığa çekiliyorsanız bu kitap sizler için çok güzel başucu kitabı olacaktır. Biraz ağır, yeni başlayanlar için önermiyorum ama karanlığa ilgi duyanlar için ki olabilir. Karanlığa ilgi duyanlar için önerdiğim iki başucu kitabı arkadaşlar. Sezgilerimizi öbür türlü, başka türlü nasıl arttırabiliriz? Ufuk bize gizemli bir şeyler söyle. Ufuk bize esrarengiz bir şeyler söyle diyorsanız olumlama arkadaşlar. Olumlamanın gücüne kesinlikle inanıyorum. Özellikle inandığım bir olumlama sekansı, sayı sekansı var. 5-2-0 paranın gücünü çekme sekansı. Bunların haricinde sadece parayı çekmek değil sezgisel güçleri arttırmak. Sezgisel güçleri arttırmak için size tavsiyem, bilmiyorum ailenizle yaşıyorsanız aileniz buna kızar mı ama bu metodu çok iyi bir metot olarak görüyorum. Ya da telefonunuza olabilir ya da duvarınıza, kalktığınız yerin hemen başucuna sezgisel güçlerim artıyor diye küçücük görmeyeceğiniz bir şekilde telefonunuzun duvar kağıdına ya da görmeyeceğiniz böyle hani duvarın bir yerine, böyle odanızın bir yerine yazın. Çünkü bilinçaltınız onu alacak ve kabullenecek. Yani bu çok farklı bir teknik. Bunu daha farklı bir videoda anlatabilirim. Ama olumlama aslında bir noktada buna ne denebilir? Bilinçaltı oyunu diyebiliriz birazcık. Ve bununla beraber aslında bu biraz beyni kandırmak gibi ama yani beyniniz diyecek ki ya o yazıyı görecek. Siz belki gözünüzle tam algılayamayacaksınız ama bilinçaltı hiçbir şey kaçırmaz arkadaşlar. Siz o yazıyı görünce beyniniz diyecek ki bilinçaltınız, ya evet sanırım sezgisel güçlerim gelişiyor. Ve o mesajı alacak ve kendinizi her o yazıyı gördüğünüzde isteyerek ya da istemeyerek aslında bir noktada gelişmiş olarak göreceksiniz. Gelişmiş olarak bulacaksınız. Birazcık hile yapmanın hiçbir zararı yok. Sezgisel güçlerimizi arttırmak için birazcık böyle boostlamak lazım. Birazcık böyle takviye lazım. O yüzden bu işin küçük bir hilesi aslında. Bunların haricinde bu en önemli konu, eğer buraya kadar videoyu izlediyseniz bravo. Sezgisel güçlerinizi arttırmaya bir adım daha yaklaştınız bu arada. Ama videoyu yarıda kesip yarıda bıraktıysanız sizler için üzgünüm arkadaşlar. Aslında bir noktada sadece başlangıç için bir şeyler dinlediniz. Sezgisel güçlerinizi arttırmanın bir diğer yolu ise sebze ağırlıklı beslenmek kesinlikle. Peki neden sebze ağırlıklı beslenmek? Sadece doğaya saygıdan mı? Sadece doğa anaya saygıdan mı? Evet, bir noktada öyle ama bununla beraber sebze ağırlıklı beslenmek korku enerjisini bünyemizden uzak tutan, auramızı güçlendiren bir yeme şekli, yeme stili. Hatta yapabiliyorsanız vegan beslenin ama ben mesela vegan beslenemiyorum, çok açık konuşayım. Fakat kırmızı et ve tavuk olabildiğince uzak durduğum ürünler, yemiyorum genel olarak ve salata ya da yeşillik ve bunun gibi toprağın bize sunduğu besinlerle öğünümü tüketiyorum. Bu auranızı daha da güçlendiriyor. Peki nasıl oluyor bu iş? Neden et yemek zararlı? Neden et yemek bizim auramızı kısıtlıyor? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki tavuk, işte inek, dana vesaire, bunların hepsi istemeyerek ve katledilerek ve maalesef canı alınarak soframıza gelen öğünler. Ve maalesef bir noktada bunlar korku enerjisiyle öldüğü için mantıken, biz o korku enerjisini bünyemize alıyoruz. O etin, o öğünün korku enerjisini de yemiş oluyoruz. Ve bizi bu hem hastalandırıyor, hem auramızı küçültüyor, hem enerjimizi küçültüyor. Auramızın rengini, ışığını kısıyor. Öyle söyleyeyim. Ve bir noktada ruhumuzla iletişime geçmek, sezgilerimizi kullanabilmek, ruhsal güçlerimizi artırabilmek için tabii ki auramızın güçlü olması, ruhumuzun bize seslenmesi ve evrenle iletişim kurmamız ve o korku enerjisinin bünyemizde olmaması gerekiyor. Doğanın bize sunduğu her şeyi alabilirsiniz, her şeyi yiyebilirsiniz. Şimdi bazıları diyecek ki, onlar da öldürülmüyor mu? Onlar da canlı. Fakat yani şimdi bir tavukla, inekle veya diğer hayvanlarla bunları asla kıyaslayamayız. O yüzden doğa ananın bize sunduğu şeyler, topraktan çıkan şeyler, bizlerin aurasına, enerjisine, ışıltısına iyi gelen şeylerdir. Ve bir noktada da sezgilerimizin güçlenmesine yardımcı olan besinlerdir. Hepsini yaptık. Peki ben biraz da mistik şeyler yapmak istiyorum. Birazcık da gizemli ve cadılıkla alakalı şeyler yapmak istiyorum diyorsanız, sezgilerinizi güçlendirmek için en iyi dönem yeni ay dönemidir arkadaşlar. Yeni ay yeni başlangıçları kapsar. Eğer bir başlangıç yapmak istiyorsanız, sezgilerinizi güçlendirmek adına dilekler dilemek istiyorsanız, öncelikle yeni ayın çıkmasını bekleyin.
Tabii ki bunu yaparken gece 12, 1 değil, daha çok gece 3, 4, 5 gibi aslında gerçekten kimsenin olmadığı, hiçbir sesin olmadığı, tamamen sessizliğin hakim olduğu bir süreç sizlere gerekiyor. Yani bazı insanlar dikkat çekmek için ya da kolay yola başvurmak için işte gece tam 00:00'da dilek dile falan gibi muhabbetlere giriyorlar ya. Ben bir kere bunlara çok uyuz oluyorum. Böyle bir şey yok. Evrende zaman kavramı diye bir şey yoktur zaten. O yüzden zaman kavramını unutun. Sizlere en iyi gelebilecek saati düşünün en azından. Benim tavsiyem gece 3, 4, 5 gibi olan, bütün sessizliğin hakim olduğu, bütün herkesin geri planda kaldığı ve evrenle ve doğayla ve ayla, ayın ışığıyla iletişime geçtiğiniz, iletişim kurduğunuz o saatlerdir. Yeni ay size iyi gelmiyor olabilir, yeni ayı sevmiyor olabilirsiniz. Bu noktada dolunay tam anlamıyla cadı enerjisinin ve ruhsal güçlerin ortaya çıktığı bir zaman. Ama neden özellikle ilk başta yeni ay diyorum? Çünkü dolunay enerjisi ağır gelebilen bir enerjidir. O yüzden ilk başta yeni ay ile iletişim kurmaya çalışın. Yeni aya, yani yapmanız gereken basit. Evren sizinle iletişim kurmak için zaten bekliyor. Yani yüzünüzü aya dönün ve deyin ki sevgili ay, sevgili evren, sezgilerimin güçlenmesini istiyorum, ruhumun sesini duymak istiyorum, benim sesimi duymanı istiyorum, bana yol göster dediğiniz takdirde zaten her söz bir büyüdür arkadaşlar. Ağızdan çıkan her söz bir büyüdür ve ağzınızdan çıkan o kelimeler de hayatınıza kolay bir şekilde etki eder. O yüzden ne dilediğinize de dikkat edin, neler söylediğinize de dikkat edin. Ama evrenle ve doğayla iletişim kurmak ve evrene sesinizi duyurmak bu kadar zor değil, bilginiz olsun. Genel olarak bu şekilde. Umarım sizlere az çok yardımcı olabilmişimdir. Umarım sizlere yol gösterebilmişimdir ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizin ruhunu, aurasını ve ışıltısını ve sizleri kocaman kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.